Kardeşlerim, şeytan sürekli bize düşmanlık yapacaktır. Bunu biliyoruz. Şeytan bunun için yaratıldı zaten. Şeytanın vazifesi şşt şşt deyip bizi aşağı düşürmektir. Baksana baksana deyip bir baktıracak, aşağı düşürecek. Şeytanın vazifesi bu. Bunun için Allah onu yarattı. Onu Allah önümüze çıkardı. Bizim vazifemiz de direksiyondayken kimsenin şitlerine bakmamaktır. Sen araç sürüyorsun. Cennete giren bir araç yürüyorsun. Cennete doğru yolun var senin. Ona buna bakamazsın. Levhalara bak sadece. Reklam panolarını okuma. Yön levhalarına bak. Kaç kilometre kaldı ona bak. Senin bindiğin bu cennet yoluna giden arabada cennet yazınca iki nokta hep sıfır kilometre yazar. Hiçbir zaman 100 senen kaldı demez. 0 senen kaldı der. Bunu düşün. Sana şeytan bir şey yapamaz o zaman. Fakat kardeşlerim, şeytanın eskiden beri taktiklerinden biri ibadetle de vurmaktır. İbadetle de vurur. Nasıl ibadetle vurur? Çocuğunu sadakaya muhtaç edip başkasına sadaka verirsin. İbadetle vuruyor şeytan. Cemaatle namaz kılmıyorsun çünkü evde sabaha kadar namaz kıldın. İbadetle vuruyor. Sürekli başkalarına Kur'an öğretiyorsun. Kendin hiçbir nafile ibadet yapmaya vaktin yok. İbadetle vuruyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok sevdiğin bir yiyecekten tıka basa seni yediriyor, gıda zehirlenmesi yaptırıyor sana. İbadetleri bu kıvama getirmemek lazım. Peki dengeyi nasıl kuracağız? Allah'ın farz ibadetleri bellidir. Bu farzlardan milim tavizimiz olamaz. Allah'ın haramları da bellidir. Bunlardan da asla taviz veremeyiz. Alkolden taviz yok, faizden taviz yok, zinadan taviz yok, kumardan taviz yok. Yok, 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 taviz yok bunlardan. Geriye ne kalıyor? Nafileler. Yani müstehap ibadetler. Nedir onlar? Muharrem orucu, her ay 3 gün oruç tutmak, pazartesi, perşembe günü oruç tutmak, her gün bir cüz Kur'an okumak, her gün şu ibadeti yapmak, her gün tesbihat yapmak, sabah namazından sonra 100 defa şunu söylemek, akşam namazından önce 100 defa şunu söylemek, hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem talimatıdır. Hepsi ümmeti Muhammed'in eczanesinde reçete gibi vardır. Bu bir insan eczaneye gidip, bu raflarda ne var? Bunlarda vitamin hapları var, ver hepsini. Diyor mu? Ya senin bünyen, bütün vitamin haplarından uygun olacak bir bünye değil ki. Patlarsın. Doktora gidiyorsun. Doktor sana diyor ki D vitamini eksikliği var sende. D vitamini alıyorsun. A vitamini eksik görüyor. A vitamini alıyorsun. Yani yeteneğin ve yapına göre bir uygulama görüyorsun.